Behrampaşa Külliyesi. Diyarbakır'a her hafta sonu onlarca grup, yüzlerce insan geliyor. Ama maalesef hemen hiçbirisi Behrampaşa Külliyesi'ne uğramıyor. Behrampaşa, Mimar Sinan'ın Diyarbakır'daki tek eseri. Ve bu eserin bilinmesi son derece önem arz ediyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın ölümüne tam 2 sene vardı. Bu gördüğünüz külliye tamamlandığında. 1566'da vefat etmişti Kanuni. 1562-64 yılları arasında yapılmıştı Behrampaşa Külliyesi. Behrampaşa şahıs olarak çok özel bir adamdır. Anadolu'nun, Osmanlı coğrafyasının dört bir yanında muhteşem eserler bırakmıştır. Ki aynı Behrampaşa bu eserleri yaptırırken dönemin baş mimarı Mimar Sinan olduğu için Mimar Sinan'ın da otomatikman damgası dört bir yana vurulmuştur. Şu gördüğünüz harikulade sekizgen şadırvan saatlerce konuşulur. Bu şadırvanın burgulu sütunları, bakın, yekpare Diyarbakır bazaltından oyularak yapılmış bir şaheserle karşı karşıyayız. Bu gördüğünüz sekizgen aslında Mimar Sinan'ın arayışıdır. Sanat tarihi kitapları Behrampaşa'yı anlatırken Mimar Sinan'ın arayış camisi der. Yani yapmak istediği asıla ulaşmak için uyguladıkları. Mimar Sinan'ın en büyük hedefi neydi? 8 destekli plan şemasıyla dünyanın en büyük kubbeli camisini yapmaktı. Edirne Selimiye. Resmen Edirne Selimiye'nin o 8 destekli plan şemasını Diyarbakır Behrampaşa'nın şadırvanında denemiş. Bakın, 2 tane ayak burada. 2 tane ayak burada. 2 tane ayak burada. 2 tane ayak da arkada olmak üzere 8 destekli plan şemasıyla bir şadırvanı ortaya koymuş. Ben şadırvanı yaptım. Bunu daha da büyütürüm, bu 8 ayakları. 32 metre çapında bir kubbeyle Selimiye'yi planlarım demiş. Ki bu eserin yapılış tarihi 1562-64. 66'da Kanuni ölecek. Tahta 2. Selim geçecek. Edirne Selimiye'nin inşaat emri verilecek. 74'te 2. Selim öldüğünde bu cami zaten bitmiş. Ve Edirne Selimiye'de hemen hemen tamamlanmış olacak. Çok farklı, çok sıra dışı bir eserle karşı karşıyayız. Mimar Sinan sadece siyah Diyarbakır bazaltını kullanmamış. Aralarına gördüğünüz gibi sarı küfekiler de atmış. Çok ilginç bir son cemaat yeri yapmış. Son cemaat yeri caminin dışına taşıyor. Bak, sıra dışı. Hikayeye, Behrampaşa kimdi, bu eserdeki detaylara gireceğiz adım adım. Mesela bu camiyi diğer camilerden farklı kılan en önemli özelliklerden biri şadırvan, burgulu sütunlarıyla, ikincisi son cemaat yeri. Nasıl yani? Şimdi cami, bakın, şurada bitiyor. Cami burada bitiyor fakat son cemaat yeri gidiyor buraya doğru. Ve aynı şekilde buraya doğru da gidiyor. Son cemaat yerinin buraya doğru taşkınlığına Mimar Sinan minareyi koyuyor. Ve minarenin giriş kapısını da, bakın, bu şekilde buraya mukarnaslı kapsaralı bir girişle ne yapıyor? Sabitlemiş oluyor. Diyarbakır, yani yılın yarısının çok sıcak geçtiği bir coğrafya. İnsanlar gölge arıyorlar, serinlik arıyorlar. O zaman son cemaat yerine namaz kılmak son derece keyifli. Biliyorsunuz Anadolu'da birçok böyle son cemaat yeri yaza doğru halılarla kaplanır. Millet içeride değil, burada namazını kılar. Son cemaat yerini uzatmak esastır. Ve burada bu yapılmış. Normalde son cemaat yeri şurada bitmeliydi. Ama burada bitirmemiş. Tutmuş bir saçakla ikinci bir sütun sırasıyla son cemaat yerine bir kademe daha uzatmış. Neresi gibi? Üsküdar Mihrimah Sultan Camii gibi. Neresi gibi? Kılıç Ali Paşa Camii gibi. Tophane'deki İstanbul. Onların da son cemaat yeri bu birinci sütun sırasıyla bitmez. İkinci sütun sırasına doğru uzar ve geniş bir saçakla tamamlanır. Amaç açık gölge alanı daha da büyütmek, insanların ferah ferah ibadet etmesini sağlamak. Bu çok önemli. Son cemaat yeri üzerindeki sanatsal değerler insanı kendine hayran bırakıyor. Bakın, normal bir inşaat ustası ne yapardı? Şu beyaz ve siyah taşı iç içe örer geçer. Hayır. Kemerlerin aralarını yuvarlatmış. Yani bir nevi yekpare taşı pahlamış. Bakın, bu taşla bu taş aynı taş. Bu taş pahlanmış.
şekillendirilmiş ve buraya yerleştirilmiş. Aynısı buraya. Neden bu yapılıyor? Rüzgar buradan rahatlıkla geçsin. Bunu böyle sipsivri bıraksa buradan geçen omzuna vurur. Pahlıyor, yuvarlıyor bunu ve ortaya mükemmel bir sanat koyuyor. Alınlıklardaki süslemeleri görüyorsunuz. Çerçeve içindeki mukarnaslı bir çerçeve içinde çokgen geometrik bezemeler. Az önce şadırvanda gördüğünüz burgulu sütunların aynısını lokma demirli pencere parmaklıklarının kenarlarına köşelere kum saati sütunca formunda yapmış. Dikkat edin, beyaz taşlar ve siyah bazaltlar iç içe burgulu bir şekilde yekpare taşlara oyulmuş ve bir mukarnas başlıkla nihayete erdirilmiş. Yani hayran kalmamak mümkün değil. Burası son cemaat yeri. Namaz kılarken buraya da mihrap nişleri koydurmuş, içleri oyulmuş, siyah bazaltlar geometrik bezemeler olarak içine kakılmış ve müthiş bir sanatla karşımıza çıkmış. Tabii bunu yapan Mimar Sinan, yaptıran Behram Paşa. Bu adam zengin bir adam. Zenginlik yetmiyor. Bu adam sanatsever bir adam. Dünyayı gezmiş, dünya sanatını görmüş. Benim camimde bunlar olacak demiş. Şimdi bizde de var cami yaptıran. Parası bol ama bilmiyor bir şeyi. Bilmiyor. Camiler yapılıyor mutfak mangosu gibi. Kütahya'da tanıdığımız var mı? Alo, oradan hemen seramik gelsin. İşte Manisa Demirci'den halı gelsin. Bitti gitti. Böyle o cami olmaz. Ya cami yaparken düşüneceksin. Neyi farklı yapayım, neyi özel yapayım? Caminin ana giriş kapısının kenarındaki pencerelerin lokma demirleri daha özel planlanmış. Dövme demir bunlar. Ve bunların kenarlarındaki kum saati sütunçeler bu kez az öncekiler gibi burgulu değil, balık sırtı yapılmış. Balık sırtı nasıldır? Balık pulu böyle iç içe V'ler, balık pulu. Yani hiçbiri bir diğerinin aynısı değil. Kapı, giriş portalı muhteşem. Yani bakıyorsunuz, mesela İstanbul Süleymaniye'nin girişini düşünün. İznik Ayasofya'sından, Romalılardan kalma bir porfir taş getiriliyor, girişe konuluyor. Caminin girişi destekleniyor. Burada ise renkli taşlar iç içe geçirilerek bir zemin taşı yapılıyor. Güneş formu veriliyor buna. Şemse. Kitapların, ciltli kitapların ortasındaki şemse dediğimiz o süslemeyi renkli taşlarla tam ortaya koymuş ve başınızı kaldırdığınız zaman bunun iz düşümüne aynı güneş formunda kubbeyi yerleştirmiş. Ve ana giriş portalı. Bu nasıl bir kapı? Şu mukarnaslara bakın. Üç boyutlu. Ne kadar harika bir sanat. Her şeyiyle dönemin zirve güzelliklerini bize göstermekte. Bu cami çok önemli bir cami. Ya Allah aşkına namazdan namaza açmayın. Bu cami hele cumartesi pazar sabah namazında açılsın. Yatsıya kadar açık kalsın, kapatmayın ya. Diyarbakır'a gelen insanlar Behrampaşa'yı görsün geçsin. Ben grubumla geldim. 1,5-2 saattir dışarıda bekliyoruz. Uzak doğudan turistler gelmiş bekliyor. Bizim kendi yerli turistimiz Ulu Cami, Hasanpaşa, Hazreti Süleyman pırt bitti. Böyle Diyarbakır turu olmaz. Bu camiyi görmeyen Diyarbakır'ı görmüş sayılmaz. Peki Behrampaşa kimdi? Nasıl bir insandı? Biraz da ondan bahsedelim. Aranızda Sivas'a giden var mı? Sivas Behrampaşa Kervansarayı. Sivas Behrampaşa Hanı. O kadar muhteşem bir eser ki. Muhteşem bir kapıdan, portaldan içeri giriyoruz. Açık avlulu bir kervansaray. Sivas'ta dev bir kervansarayı var. Müjdeli haberi vereyim. Birkaç sene evvel restorasyonu bitti. Şu an otel olarak hizmet veriyor. Yani gidip 500 yıllık kervansarayda hem de öyle lüks güzel odalar. Bir han ağası odası var. Yani orada ölmeden bir kere kalmanız lazım. Kapı üstü ana oda. İçinde hamamı falan var yani. O kadar güzel. Sivas Behrampaşa. Başka Halep'e gidiyorsunuz. Halep Behrampaşa. Yemen'de şehir kurmuş. Behramiye diye şehir. Bu bir Osmanlı paşası. Kimileri Halep'li olduğunu söylüyor. Yani o coğrafyadan Arap asıllı. Kimileri Boşnak olduğunu söylüyor. Sokulu Mehmet Paşa'nın soyundan. Yemen seferine gidiyor Kanuni'nin son döneminde. O meşhur Sinan Paşa'nın bir Yemen seferi vardır meşhur. O dönemde o da gidiyor. Yemen'de birçok kaleyi fethediyor. Yemen Fatih'i oluyor. Yemen'de beylerbeylik yapıyor. Diyarbakır'da beylerbeylik yaptığı dönemde bu gördüğünüz eseri yaptırıyor. Anadolu'da birçok yerde karşımıza çıkar Behram Paşa. Zengin bir adam, varlıklı bir paşa. Ben paşalık yapıyorum, maaş da güzel, parayı götürüyorum, emekli olduğumu rahat edeyim. Osmanlı'da böyle bir kafa yok. Paşaysanız
halkı yönetiyorsanız halkın hizmetçisi olmak zorundasınız. Yönettiğiniz her şehre eser vermelisiniz. Diyarbakır'ın meşhur Paşa Hamamı var. Onu yaptıran da Behram Paşa. Yani özel bir adamdan bahsediyoruz. Gittiği her yere eser vermiş müthiş bir adam. Caminin içi sizi dışından daha çok etkileyecek. Hadi girelim. Kapı, orijinal kapı. Acilen bakım alınması gerekiyor, restore edilmesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi bu kündekari sanatıyla ortaya konulmuş aynaları hakikaten göz alıcı. Evet, o buraya... Gel bakalım Baybars. Şimdi... Gel. Ben bundan yaklaşık bir 10 sene evvel Behrampaşa üzerine bir video çektim. Bu çekmiş olduğum videoda videoyu eski YouTube kanalımda bizim olan Baybars da izledi. Yani benim bir sürü cami belgeselim var. Fakat hiçbiri değil Behrampaşa onu çok fazla etkiledi. Ve ben dedi Behrampaşa'ya gitmek istiyorum. 10 yıldır Behrampaşa'ya gelmeyi bekliyorum çocuk. Daha 10 yıldır. Ve şu an Behrampaşa'dayız. Ve Baybars anlatacak, biz dinleyeceğiz. Hakikaten. Evet, hemen şunu da takayım Baybars sana. Tak baba. Evet. Sesin haberin olsun. Ses evet. Geliyor mu? Ses geliyor. Geliyor. Evet. Tamam. Kamera sana bakıyor. Behrampaşa'yı anlat bize. Şimdi neler anlatacaksın? Hadi bakalım. Şu minberi göstereyim. Ha. Bu minber Sumermer'i denmiş. Hani burada ışık tuttuğunda oradan da ışık veriyor. Evet, hemen ışık tutalım. Bir cep telefonu alayım. Işığını yakalım. Cep telefonu. Şöyle. Ben evet, burada Baybars. Bakayım. Bakın. Gördünüz mü? Şuradan ışığı vuruyoruz. Bak, ışığı vurduğumuz zaman içinden ışık geçiyor. Gördüğünüz gibi. Evet. Evet. Sumermer'in burası çatlak olmuş. Bu çatlağın tamir edilmesi gerekiyor. Evet, aynen öyle maalesef. Zaten şimdi, kilitli. Mesela Dolmabahçe Sarayı'na gittiniz. Arada girip anlatabilir miyim? İzin var mı? Bilmiyorum. Ufak ufak ben sana arada çıkayım. Şimdi de Dolmabahçe Sarayı'na gittiniz. Dolmabahçe Sarayı'nın padişah hamamı vardır. Girin, Sumermer'inden yapılmıştır. Sultan Abdülmecid. Sumermer'i oraya nereden gelmişti? Nereden gelmişti? Mısır'dan. Çünkü bunun yatakları Mısır'da. Behrampaşa Mısır'da. Mısır Beylerbeyliği de yapmış bir adam. Bu nedenle Mısır'da da eserleri var. Orayı bildiği için oradan mermer yataklarından bunu getiriyor. Bu mermerin adı alabaster diye geçiyor. Literatürdeki adı alabaster. Çok pahalı bir mermerdir. Yani öyle kolay kolay evlerimize koyabileceğimiz bir şey değil. Gücümüz yetmez. Bir ara Osmanlı ile Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın arası açılıyor. Kavalalı hani Osmanlı'ya isyan ediyor ya. İsyan ettiğinde diyor ki Osmanlı'nın camilerinden ben de yaptırırım diyor. Kahire'yi bir cami yaptırıyor. Meşhur Kahire Kavalalı Camisi. Caminin bütün mermerleri Sümermer. Bütün. Yani yok dünyada öyle bir cami. Ama tabii ihtişam olarak, zenginlik baba, olarak çok başka ama diğer yerleri var. Hadi bakalım başka yerleri de anlat bize. Müezzinba fillerini de göstereyim. Önce sağdaki merdiveni. Önce şu şekli göstereyim. Bakın merdivenin basamağında böyle bir şekil var. Şekil yani kapının daha rahat açılmasından sebebi. Böyle açılıyor kapı. Kapı böyle açılır. Böyle şekil açmışlar. Bir dakika bir ışık yapalım. Bir iki telefondan ışık alayım ben. Şöyle karanlık burası birazcık. Bir daha anlatır mısın? Şimdi merdivenin basamağına böyle bir şekil açmışlar. Kapının daha rahat açılması için. Mesela normalde bunu görsek deriz ki ya insan birinci basamağı böyle oyar mı? Yani neden böyle bir şey var? Bir daha kaldırır mısın alayım? Yani anlamayız ama dikkatle bakıldığında sağ ve solunda iki tane kapı kanadı var. Kanatlar sağa sola açılabilsin diye Mimar Sinan birinci basamağı çift taraflı oymuş. Yarım ay şeklinde. Aynen. Sen bunu da elimize alalım biz. Şuradan çıkalım. Buradan çıkalım önce. Şuradan çıkalım yukarı. Şuradan çıkalım yukarı. Önce sonra şuradan mı? Tabii. Yok, buradan çıkalım. Tamam. Bakın burada da şekil var. Hadi. Hadi dikkatli çıkalım. Elimle çıkıyor. Herkes yukarı çıksın. Buyurun. Bakın bekliyoruz herkese.
Tamam, ben çıktım. Herkes buraya gelsin. Herkes gelsin, anlatacağım. Gelin, gelin. Merdivende sıra var, Aybars, sabır. Biraz bekleyelim, merdiven çok dar, Aybars. Doğru. Şimdi Aybars bize birazdan, şimdi caminin ikinci katına çıktık, bir de üçüncü katı var. Üçüncü katında bizi çok orijinal şeyler bekliyor. Hemen hiçbir camide göremeyeceğiniz detaylar, onları Aybars anlatacak, o da çok etkileyen. Ben de burada da bir sonuç olduğu şansını da şunu gördüm. Biz çocuklarımıza bunları anlatalım. Aman çocuklar anlatalım. Aman çocuklar sıkılır. Hayır değil. Sizin görmediğiniz, fark etmediğiniz... Herkes çıktı mı? İnsan hakikaten hayran kalıyor. Çıktılar mı? Yok, herkes çıkmadı, bekliyoruz. Şunlar baba? Yok, onlar görevli. Nuri abin gelsin, başlayalım. Nuri abi. Geliyorlar, bekleyelim. Heh. Oldu mu? Başlayabilirsin. Heh. Evet, şimdi burası müezzin mahfili. Camide kaç tane mahfili var? 1, 2... Ne onların isimleri? 3, müezzin mahfili. Ve hanımefendiler mahfili. Evet, hanımefendiler. Harika. Şimdi başka bir seni göstereceksin. Şu merdivenden biraz daha yukarı çıkıyoruz. Orta katta. Dikkatli çıkın lütfen. Şu yuvarlakları göstereyim. Evet. Herkes gelsin buraya. Gidiyoruz. Gel baba. Burası biraz dar ama. Biraz zor mu? Heh. Anlatayım mı? Evet, anlat bakalım. İki tane yuvarlak var burada. Şu gördüğünüz olduğunuz yuvarlak caminin penceresi. Aslında hani güneş, yani çok tatlı bir ışıklar geliyor. Bu pencere açılır zaten. Açılır bir pencere. Açılıyor, hava alınıyor, sonra kapatılıyor, kilitleniyor. Tam karşıda bir yuvarlak daha var. Bu duvarların zaten taşları böyle kesilmiş, yani ressam gibi olmuş, resim gibi. Ve görüyorsunuz nefesin içini. Burası intikap odası. Allah ölüm düşünüyor zaten. Ondan sonra bir gel bakalım. Şimdi Aybars'ın anlattığı mevzu kısaca şu. Çok güzel söyledi, intikap odası dedi. Biliyorsunuz bizim camilerimiz Allah'a yaklaşma yerleridir. İtikafa çekilinir, inzivaya çekilinir. Dünyanın geçiciliği, basitliği hatırlanır. Bir de rabıta-i mevt yapılır, ölüm düşünülür. Az önce çok güzel söyledim. Burada ölüm düşünülüyor dedi. Bakın burası öyle bir menfez ki daracık, küçücük. Bunun içine giren bir insan ayakta duramaz. Ancak iki büklüm durur. Ha, dur. Bu insan zaten yürürken ayakta duramaz, çıktıkta ayağa da kalkamaz. Ama burada merdiven yok, merdivenle çıkılır. Bunun merdiveni nerede duruyor? Geçici olarak getiriyorlar, sonra çıkıyor, indiği zaman kullanıyor, alıyor tekrar. Yani burada hani vardır ya rabıta-i mevt tasavvufta, ölümü düşünme meselesi. Yani bir gün hepimiz o kabre gireceğiz daracık yere. Ben diğer oraya tarafa gideyim mi? Gidebilirsin. Burada iki büklüm durarak ibadet ediyorlardı. Tamam, merak etme. Aramızda yüksek. Var mı açan başka bir şey? Bilmiyorum. Dur buradan bakayım. Şu orta müezzin mahfili de var. Orayı da göstermedim. Nereden çıkıldığını biliyorum ben. Ama şimdi oraya çıkmayalım artık. Çok yorulduk. Zor gelir bize oralara çıkmak. Oturacak mısınız buradan yerlere? Tabii şimdi caminin altına ineceğiz. Mihrabı konuşup bitireceğiz. Şimdi burada hemen ben şurada durayım. Birkaç şey. Şunları alayım mı Baybars'cığım ben? Al baba. Çok teşekkür ederim. Çok güzel anlattın. Çok sağ olasın. Burada dikkat edeceğimiz birkaç şey var. Çiniler. 16. yüzyıl Osmanlı çinileri. Bakın görüyor musunuz? Özellikle üst kattaki bu çinler hakikaten son derece kıymetli. Ve bizim bunları tabii çok iyi korumamız lazım. Bakın şurası çalınmış. Şurası çalınmış. Kırmızı, kabarık kırmızılar var. Hançer yaprakları var. Hatayi dediğimiz şeyler var. Sonradan insanoğlunun ürettiği formlar var. Hakikaten Çin'in sanatı muhteşem. Bir de burada revzen dediğimiz Osmanlı'nın renkli cam sanatı var. Revzen. Şimdi mesela bugün Türkiye'de bizim varlıklı insanlarımız da cam yapıyor. Nasıl yapılıyor? Hemen kalıbı var. Yuvarlak yuvarlak kalıplara renkli camlar konuluyor. Alçı dökülüyor. Olay bitti gitti, o kadar. Şu gördüğünüz revzen dünyada tek. İkinci bir örneği yok. Yani usta bunu bir kereye mahsus.
çiziyor, planlıyor ve farkındaysanız içindeki delikler yukarı doğru bakıyor. Uzaktan bunu anlamazsınız. Ancak bakın şu an çok yanına gittik. Biz bu delikleri tam anlamak için böyle eğilip 45 derece bir açı yapıyoruz. Öyle anlıyoruz. Direkt bakınca fark etmiyoruz. Bu açının sebebini herhalde hepiniz tahmin ettiniz. Güneş tepeden vuruyor. Güneş karşıdan vurmuyor ki. Tepeden vurduğu için ışığı direkt içine alıyor. Kendi cam renkleriyle içeri veriyor ve tabii cami içine lahuti bir hava oluşuyor. Mükemmel. Avrupa kiliseleri, Avrupalıların kiliselerinde de vardır bu. Onlar vitray der. Gümüş çerçeveli yapar. Biz rezen deriz, alçı. Ama alçı deyince bizim evlerdeki o alçıpanlar değil, suyu gördü mü patır patır dökülen. Endülüs Emevi'nin Kurtuba Ulu Camisi'nde de Elhamra Sarayı'nda da alçı var. 1000 yıldır duruyor. Ahlaklıydılar. Ahlaklı adamın alçısı da ahlaklı oluyordu. Bozulmuyordu. Bakın bu gördüğünüz bir alçı. Ben dokunmadan gösteriyorum. Şu alçı tam 500 yıldır burada duruyor. Ve beton gibi. Sanki demir döküm gibi pırıl pırıl. Ahlaklı adamların alçıları da ahlaklı oluyor. Allah bize ve bizim bütün yaşantımıza bu ahlakı nasip etsin. Başka bir şey söylemiyorum yani. Ne kadar harika ortaya koymuşlar. Şimdi aşağı inelim. Mira abi de konuşalım, bitirelim. Nur abi nasıl? Rabıta Emet dolabı. Abi. Beklediğimize değdi değil mi? Beklediğimize değdi. Anlattığımdan çok daha iyi. Mira abi görüyorsunuz. Saatlerce konuşulacak. Bu kez Mimar Sinan burada farklı bir oyun düşünmüş. Siyah bazalt, beyaz küfeki. Onun yanına bu kez kırmızı taş koymuş. Hem su mermeriyle kaplı minberin kenar çerçevelerine, kontürlerine hem de gördüğünüz gibi mihrabın içerisine kırmızıyı da katarak bambaşka bir şey yapmış. Bu camiye girip de fark edilmeyen bir detay daha söyleyeyim. Koca İstanbul'da iki tane var. Ne o? Çini külahlı minber. Minber hangisi? Bu. Hemen külahına bakıyoruz. Bakın çini kaplı. Koca İstanbul'da yüzlerce Osmanlı camisi var. Sadece iki tanesinin minber külahı çini. Biri Üsküdar Kösem Sultan Camisi. Yani Çinli cami. Diğeri Sokullu Mehmet Paşa'nın Kadırga Sokullu. Başka çini külahlı bir minber yok. Ve Diyarbakır'da çini külahlı bir minber var. Çinisiyle, su mermerli minberiyle. Şu muhteşem kırmızı, beyaz küfeki, siyah bazaltlı mihrabıyla Edirne Selimiye'yi çağrıştıran 8 destekli plan şemalı şadırvanıyla Mimar Sinan'ın ben yaptım dediği mükemmeli arayış camisi burada duruyor. Ve bizim gönlümüz özellikle hafta sonları sabahtan akşama bu eserin açılmasını istiyor. Benim grubum Allah'tan bana saygı duyuyorlar. Dediler ki Talha Bey sen ısrar ediyorsan vardır bir şey. 2 saattir şurada bekliyoruz. Hiçbir grup, hiçbir rehberi şurada 2 saat beklemez. Başlarız der. 40 yılın başı hayatımızda bir kere Diyarbakır'a geldik. Bu cami açılacak diye 2 saat bekliyoruz. Bekleyemeyiz der. Diyarbakır'ı önemsiyorsanız, bu kıymetli eserleri insanlar görsün istiyorsanız bu eserleri açık tutacaksınız. Ha buradaki cami imamlarının suçu yok. Cami imamıyla konuştum. Dedi ki ben 1 saat sonra gelebilirim dedi. Kardeşim niye açmıyorsunuz dedim. Talha Bey ben bunu açarsam dedi burada çok kıymetli Çinliler var. Hırsızlık olur, soyulur dedi. Haklı, hoca da haklı. O zaman buraya güvenlik atayacaksınız. İstanbul camilerine güvenlik var, Diyarbakır'da niye yok? Atayın güvenliği buraya. Gelsin sabahleyin imamla beraber. Akşama kadar cumartesi, pazar burası açık olsun. Diyarbakır'da bir Mimar Sinan eserinin olduğunu bilelim. Yukarısındaki, bakın bunun hemen yan odaları itikaf odası. Yukarısındaki Rabıta-i Mevt dolaplarıyla, içindeki muhteşem sanatıyla Osmanlı'nın buralara sahip çıktığını, buraları bildiğini bilelim. Biz bunları anlatmazsak ne oluyor biliyor musunuz? Diyorlar ki işte Osmanlı hep Balkanlardan devşirme paşa almış. Bu devşirme paşalar da hep kendi memleketlerine yatırım yapmış. Anadolu'yu unutmuş yalanını söylüyorlar. Bu bir yalan. Bu cami yaptıran Behram Paşa büyük bir ihtimalle Boşnak, Sokulu Zade diye geçiyor kayıtlarda. Hani Balkan kökenli sadrazamlar kendi memleketlerine yatırım yapıyordu. Ya bakıyorsun Rüstem Paşa'nın Van'da eseri var. Sokulu Mehmet Paşa'nın Payas'ta eseri var. Lale Mustafa Paşa, o da Boşnak. Yani Nablus'ta dev çarşıları, külliyeleri var. 100 tane, 200 tane sayarım. Bakın Behram Paşa için ne dedim? Yemen'de mahalle kurmuş dedim. Sivas'ta kervansaray yaptırmış dedim. Diyarbakır Paşa hamamı onun dedim. Behram Paşa bu külliyi onun dedim. Kendisi Balkan kökenli eserlerinin hemen hepsi Anadolu'da. Yani birileri Osmanlı'yı kötülemek için bunlar devşirmeydi.
Bunlar Anadolu'yu ihmal etti diye yalanlar söylediler. Şimdi Sokulu'nun Payas Külliyesi İstanbul Süleymaniye kadar büyük. Sokulu Türk müydü, Kürt müydü, Arap mıydı, Fellah mıydı? Hiçbiri değildi. Osmanlı Enderun'da yetişen bütün talebeler ırk, renk, dil, din ayrımı yapılmaksızın zekasına bakılarak alınırdı ve o coğrafyanın tamamına kendi ceplerinden hizmet ederlerdi. Bu külliyenin Diyarbakır'daki varlığı bir sürü yalanı parça parça ediyor. Bu eseri açık bırakın, bu yalanların belini daha güzel kıralım, insanlarımıza bu eserleri daha net bir şekilde anlatalım. Buradan daha o kadar çok eser göreceğiz ki Diyarbakır'ın bize anlatacağı çok şey var. Lütfen engel olmayalım.